Önce 20 yıl kaçtıktan sonra Salı günü Söke Otogarı'nda yakalanan İsmail Akkol'la ilgili son bilgileri verelim size. Sabancı suikastinin faili, terör örgütü DHKPC üyesi İsmail Akkol bugün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Sabancı ailesi de bir açıklama yaptı. Akkol'un yakalanması sürecinde görev alanlara teşekkür etti. Yaşasın Akkol! Sabancı suikasti faali İsmail Akkol 20 yıl sonra yakalandı, bugün de tutuklandı. Sabancı ailesinden teşekkür açıklaması geldi. Aydın Söke'de 2 gün önce otogarda yakalanan Özdemir Sabancı suikasti faali İsmail Akkol ile DHKPC üyesi Fadik Adıyaman sorgularının tamamlanmasının ardından bugün İstanbul'a getirildiler. İstanbul polisi saldırı ihtimaline karşı kırmızı alarma geçti. Herhangi bir saldırıya karşı polis ekipleri önlem almış durumda. Şüpheli gördükleri araçlar durduruluyor ve içleri didik didik aranıyor. Aynı zamanda polisler elleri tetikte bir şekilde bekliyor. Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nın önünde de önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Adalet Sarayı önünde örgüt lehine slogan atan 3 kişi gözaltına alındı. İnsanlık onuruna işkence yiyecek. İsmail Akkol zırhlı araçla getirildi. Tam 20 yıl sonra hakim karşısına çıkarıldı. Akkol iddianame okunmadan savunma yapmayacağını, 3 gündür dolaylı yollardan hapishanelerde infaz edileceğim söyleniyor. Oysa ben neyle suçlandığımı bilmiyorum dedi. İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman sorgularının ardından tutuklandı. Yine zırhlı araçlarla Fadik Adıyaman Bakırköy Kadın Cezaevine, Sabancı suikasti faali İsmail Akkol ise Silivri Cezaevine götürüldü. İsmail Akkol 31 Mart 2015'te savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKPC militanları tarafından şehit edilmesi olayıyla ilgili de sorgulanacak. Sabancı yurdumuz için talimat verdi. İsmail Akkol'un yakalanması ile ilgili Sabancı Holding'den de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli personele Sabancı ailesi adına teşekkür ediyoruz denildi.